Etol kullanımı için birçok farklı model uygulayabiliriz. Biz öncelikle iğnesiz, iğne kullanmadan bir broş yardımıyla nasıl güzel ve pratik bir model yapabiliriz onu göstereceğiz. Bonemizi taktıktan sonra etolümüzü başımıza alıyoruz. Ve iki ucunu birleştirdikten sonra kenarlarını, uçlarını arkaya doğru dolayıp omzumuzun üstünden broşumuzu etolümüzün uçlarını birleştirecek şekilde takıyoruz. Böylelikle hem iğnesiz hem şık hem de pratik bir model yapmış oluyoruz. Etoldeki ikinci modelimizde bu sefer şık bir model deneyeceğiz. Bonemizi taktıktan sonra etolümüzü başımıza alıp iki ucunu birleştirip iğnemizi takıyoruz. İsteğe bağlı olarak etolümüz kaymasın diye başımızın üstüne de bir tane iğne etolümüzü sabitlemek amaçlı takabiliriz. Daha sonra bir ucunu sol omzumuzun tarafındaki ucunu alıp arkaya doğru dolayıp topuzumuzun etrafını sarıyoruz. Ve iğne yardımıyla eşarbımızı kırıştıra model vermek için şekiller veriyoruz. Böylelikle hem düğünlere hem özel davetlere uygun, rahat, pratik bir etol modeli uygulamış oluruz. İğne yardımıyla etolümüzü kırıştırarak topuzumuzun etrafına uygun bulduğumuz yerlere takarak modelimizi yapıyoruz. Topuzumuzun üstünde sanki bir gül varmış gibi ya da saçımız yapılmış gibi bir model görüntüsü oluşuyor. Daha sonra etolümüzün ön tarafında kalan parçaya bir broş yardımıyla broşumuzu sokarak etolümüze farklı bir hava katmış oluyoruz. Böylelikle hem şık hem de pratik güzel bir model olmuş oluyor.